Merhaba sevgili arkadaşlar, yeni bir 2019 tarih videosuyla karşınızdayız. Bu videomuzda yakın çağ Avrupa tarihi üzerinde durmaya çalışacağız. Yine en önemli noktaları vermeye çalışacağız. Konunun bir diğer adı devrimler çağında değişen devlet toplum ilişkileridir. Sanayi inkılabıyla başlıyoruz. 18. yüzyılın ortasında, yani 1750'lerin ortasında İngiltere'de ortaya çıkıp kısa zamanda tüm Avrupa'ya yayılan kol kas gücünden makine gücüne geçiştir sanayi inkılabı. Thomas Newcomen, Dennis Pepin, James Watt'ın katkılarıyla buhar makinesinin yapılması sanayi inkılabının sebeplerinden birisi. Ayrıca sömürgecilik faaliyetlerinin artmasıyla birlikte ham madde, pazar ve enerji ihtiyacının büyük oranda giderilmesi, siyasi otoritelerin bilime önem vermesi. Sonuçlarına baktığımızda üretim artmış, refah seviyesi yükselmiştir. Köyden kente göç artmış. Bu da büyük şehirlerin ortaya çıkmasına yol açmıştır. Seri üretimle beraber ürünler bollaşıp fiyatlar düşmüş. İşçi sınıfı, sendikacılık, sosyalizm, kapitalizm ve liberalizm kavramları yayılmaya başlamıştır. Sömürge yarışı, ekonomik rekabet 1. ve 2. Dünya Savaşları'na da zemin hazırlamıştır. Tabii ki sanayileşemeyen, tam anlamıyla sanayileşemeyen Osmanlı Devleti'nde bu durum klasik üretim yapan esnaf teşkilatı olan lonca teşkilatının çökmesine, ekonomik açıdan olumsuz etkilenmesine, Avrupa'dan ucuza gelen mallarla rekabet edilememesine yol açmıştır. Fransız İhtilali de Fransa kralına karşı halkın başlattığı isyan, krallık rejiminin yıkılması ve bu durum sonucunda tüm dünyada eşitlik, özgürlük, adalet, hürriyet, insan hakları, milliyetçilik, demokrasi gibi fikirlerin yayılmasıdır. Sebeplerine baktığımızda krallık yönetiminin baskısı ve halkın ekonomik sıkıntılar yaşaması, sınıf farklılıklarının varlığı, eşitlik, özgürlük gibi fikir akımlarının yayılması, İngiltere'deki meşrutiyet ve ABD'nin bağımsızlık hareketleri buna yol açmıştır. Sonuçlarına baktığımızda az önce söylediğimiz gibi eşitlik, özgürlük, adalet, laiklik gibi fikir akımları ortaya çıkmış. Demokrasi, meşrutiyet, cumhuriyet, milli egemenlik fikirleri yayılmış. Mutlak monarşiler yıkılma sürecine girmiş. Milliyetçilik fikir akımının etkisiyle imparatorluklar parçalanarak milli devletler kurulmuştur. Ve 1815 tarihinde Fransız İhtilali'nin yaydığı milliyetçilik fikir akımlarının etkisini gidermek amacıyla Viyana Kongresi de toplanmıştı. Bu sürecin Osmanlı'ya etkisine baktığımızda, Fransız İhtilali'nin Osmanlı'ya etkisine baktığımızda Osmanlı da çok uluslu bir devletti. Osmanlı'ya karşı ilk isyan eden Sırplardı. Kara Yorgi önderliğinde isyan etmişler ki bu isyan aynı zamanda 1806-12 Osmanlı-Rus Savaşı'na denk gelmiş. 1812 Bükreş Antlaşması'nda Sırplara ayrıcalık verilmiştir ki Osmanlı'dan ayrıcalık kazanan ilk azınlıktır. Sırplar 1812 Bükreş'te azınlık, 1829 Edirne Antlaşması'yla yarı bağımsızlık, 1878 Berlin Antlaşması'yla da tam bağımsızlık kazanmıştır. Sorularda bu 3 antlaşma sıklıkla çıkar. Yunan isyanına baktığımızda Megaloida, Rumların Bizans'ı tekrar kurma anlayışı vardır. Filike Eterya, ki daha sonraki adıyla Etnik Eterya Cemiyeti'ni kurmuşlar. İsyan Mora'da başarılı olmuş ve 1829 Edirne Antlaşması neticesinde bağımsız Yunan Devleti kurulmuştur ki Osmanlı'dan ilk bağımsız olan Yunanlar oluyor idi. 1830 ve 48 ihtilallerine bakacak olursak, 1830 ihtilali Napolyon'dan sonra başa geçen Kral 18. Louis'in vergileri yükseltmesi üzerine Fransa'da çıkmıştır. Fransa halkının isyanı sonucunda liberal düşüncelere sahip Louis Philippe kralı ilan edilmiş. 1830 ihtilalleri kısa sürede Almanya, İtalya, Polonya, İngiltere ve İspanya'da da hissedilmiş. Burjuva sınıfı ve liberalizm akımı güçlenmiş. İsviçre bu süreçte bağımsızlığını kazanmıştır. Liberalizmi savunan Batı bloğu, yani İngiltere, Fransa, İspanya, Portekiz ve monarşi anlayışını savunan Doğu bloğu, Avusturya, Rusya, Prusya ortaya çıkmıştır. İşçi sınıfının yönetime katılma isteği ve halkın yaşadığı ekonomik sıkıntılar Sicilya'da başlayan, yani İtalya'da başlayan ve Fransa'da etkisini gösteren
1848 ihtilallerinin yaşanmasında etkili olmuştur. 1848 ihtilalleri sonucunda Fransa'da cumhuriyet ilan edilmiş. Bu ihtilaller İtalya, Avusturya, Prusya, Belçika, Hollanda gibi ülkelerde de benzer türde isyanlara yol açmış. 1848 ihtilaliyle Avrupa'da yayılan liberalizm ve milliyetçilik düşüncesi Almanya ve İtalya'nın siyasi birliğini kurmasını kolaylaştırmıştır. Demokratik anayasalar kabul edilmiştir. İktidarın Tanrı tarafından bir kişi ya da hanedana bahşedildiği inanç ve teokratik devlet düzeni yıkılmaya başlamıştır. Modern siyasi fikirleri de şöyle bir değerlendirecek olursak, Thomas Hobbes, John Locke, David Hume, Adam Smith'in fikirleri etrafında şekillenen ve ekonomik özgürlüklerin en üst düzeyde olmasını gerektirdiğini savunan fikir liberalizmdir. Devlet müdahalesini tümüyle dışlayan liberalizm, bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler ilkesine dayanır ki bu Adam Smith'in ilkesidir. Liberalizm akımının yayılması ve birçok devlet tarafından kabul görmesi, patronlar ve burjuvazinin güçlenmesine, işçi sınıfı ve halkın diğer kesimlerinin ekonomik sorunlar yaşamasına neden olmuştur. Kapitalizm, üretim araçlarının özel mülkiyete ait olması gerektiğini savunan ve üretimin kar amacıyla yapılmasını öngören ekonomik sistemdir. Daha fazla üretim ve bunların pazarlanması üzerine kurulu kapitalizm, liberal politikaları da destekler ve emperyalist politikalarla amacına ulaşmaya çalışmaktadır. Kapitalizm zenginlerin daha zengin, fakirlerin daha fakir olmasına neden olmaktadır. 19. yüzyıldan itibaren günümüze kadar etkili bir şekilde dünya genelini etkilemektedir. Sosyalizm ve komünizm. Sosyalizm ve komünizm bireysel çıkarlara karşı toplumun çıkarlarını savunan ve özgürlükten çok eşitliğe vurgu yapan toplumsal bir örgütlenme anlayışını ifade eder. Sanayi inkılabının ortaya çıkardığı eşitsizliğe karşı çıkan komünizm ve sosyalizm 1917 yılına kadar eş zamanlı olarak kullanılmıştır. Sosyalizm daha çok reformlarla toplumun dönüştürülmesi gerektiğini savunurken komünizm iktidarın tek partinin elinde olduğu girişim ve bireysel özgürlüklerin kısıtlanmasıyla toplumsal düzende değişimi öngörür. Marksizm, Almanya doğumlu olan Kapital ve Komünist Manifesto kitapları ile bilinen filozof ve aynı zamanda ekonomist olan Karl Marx'ın görüşlerini ifade eder. Friedrich Engels'ın da fikirleriyle katkıda bulunduğu Marksizm, esas olarak toplumda sınıflar savaşı olduğunu savunan ve bu savaşın zorunlu sonucu olarak proletaryanın, emekçi sınıfın yani iktidara hakim olacağı, oradan da toplumsal eşitlik ve özgürlük dünyasını ifade eden, komünizme varılacağını öngören bir öğretidir. Evet sevgili arkadaşlar, bu videomuzda da yakın çağ Avrupa'sındaki önemli noktalar üzerinde durmaya çalıştık. Başka bir videoda görüşmek üzere. Zaman sizin için aksın.